Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Bugün 19 Ocak 2022 Çarşamba. Bütün dünyada sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize en içten dileklerimle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yine bir sohbette daha sizlerle birlikteyiz. Baştan söylemek gerekirse bu video biraz uzun sürebilir. Çünkü 2019'da başladık Hazreti Mehdi davasına. Aydınlatıcı bilgiler eşliğinde sizlerle birlikte olduk. Ara sıra aralar verdik. Durmamız gerektiği yerde durduk. 2019 yılında yayına başladığımızdan bu tarafa, bu davada cıvıklık, lakaytlık, ciddiyetsizlik, alay alma ve benzeri olaylar içerisinde sizlere hep Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ismiyle başladık. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Selamun aleyküm dedik. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aleyküm selam dediniz. Titanium inşaat senin de üzerine olsun dediniz. Allah razı olsun. Bu dava içerisinde Titanium inşaat hep ciddiyet içerisinde insanlar tanıdı. Ancak şunu söylemek gerekir ki Titanium inşaat bu davada ciddi ama gündelik hayatta sizler gibi neşelendiğimiz zaman da oluyor, hüzünlendiğimiz zaman da oluyor, ağladığımız zaman da oluyor, çocuklarla çocuk olduğumuz zaman da oluyor. Orta halli insanlarla orta halli bir şekilde oturup kalkması da bilen bir insanız. Yaşlı insanlara da hürmet gösteren, onlarla da oturup kalkmasını bilen, şakalaşan bir insanız. Sonuçta bir insanız yani. Etten, kemikten ve kandan İskelet yapısına oluşan bir insanız. Bir farkımız yok. Robot değiliz yani. O yüzden bizi dinleyen kardeşlerimiz bu dava içerisinde bizler ciddi bir şekilde görmüşlerdir. Nereye gidersek gidelim ciddiyetimizi bu dava mevzu bahis olunca her zaman için korumuşuzdur. Hiçbir kanalda veyahut da hiçbir yerde, hiçbir platformda Titanium inşaat ciddiyetini asla bozmamıştır. Şakalaşma durumları içerisine girmemiştir. Çünkü en ufak bir şakalaşma durumunun içerisinde bu insanların olayı lakayt bir şekilde alay alarak devam ettirdiklerini görmekteyiz. Hazreti Mehdi aleyhissalatü vesselam zengin olacak diye başlattı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam konumuza başlamadan önce bu açıklamayı da yapmak istedim. Çünkü güler yüzlü, şakalaşmayı seven, yani mizacı olarak sert bakışlı bir insan olabiliriz ama yani yüreğimiz yufka, Allah-u Teala'nın verdiği ölçülerde insanlara merhamet eden, insanların dertlerini, hüzünlerini ve kederlerini ortak olan bir yapımız var. Taştan bir kalbimiz yok. Her zaman hayır dua eden bir insanız. Ama bu davadaki ciddiyeti anlamanız için bu açıklamayı öncelikle yapmayı uygun buldum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah-u Teala'dan emrini aldıktan sonra zengin olacak. Bunun nedenleri var. Biliyorsunuz ki birçok kişi işte fakir bir hayat sürerken bir anda işte dedesinden, ninesinden veyahut da atalarından, geçmişten bir miras kalıyor. Bir anda köşeye dönüyor. Voleyi vuruyor. Para içinde yüzmeye başlıyor. Buna biz ne diyoruz? Miras diyoruz. Şimdi olaylara
farklı bir açıdan bakmak için bu konuyu anlatıyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam binlerce yıllık bir miras yerin altından muhafaza ediliyor. Bunlar önceki sohbetlerde anlatmıştık. Yani o yerin altındaki muhafaza edilen hazineleri kimler tarafından metafizik alem içerisinde Allah-u Teala'nın emriyle birlikte korunduğunu ve hiçbir insanın bunu almaya teşebbüs etmediğini, yani kendini bilen insanlar edemiyor. Kendini bilmeyen insanlar da teşebbüs ettiği zaman, bunları almaya kalktığı zaman birçok olaylarla karşılaşıyor. Gerek kullanmış oldukları elektronik yeraltını gösteren cihazlarda veyahut da kullandıkları iş makinelerinde birçok hasarlar meydana geliyor. İşte bir mübarek insanın türbesini kaldırmaya çalıştıkları zaman başlarına gelen felaket gibi, oradan uzaklaşmaları için oradaki metafizik alem içerisinde görevli olanlar sahibi burası diyorlar ve sahibi olan bir şeyi size veremeyiz diyorlar. Dünyada medyumlar veyahut da parapsikolojik, psikolojik güçler olan veyahut da hocalar, alimler, birçok kişiler okumalarına rağmen bu Mehdi Aleyhisselam'a bırakılan hazineleri bir türlü alamıyoruz. Çünkü gücümüz yetmiyor diyoruz. Bunların içerisinde cinler alemi içerisinde en üst kademede olan ve çok yaş olarak, yani binlerce yıldır cinler alemi içerisinde onların padişahları denen kişiler tarafından da korunan hazineler var. Ama rahmani varlıklar tarafından da korunan hazineler var. İşte Mehdi Aleyhisselam bu süreçler içerisinde fakir bir hayat sürecektir. Çünkü bunu Mehdi Aleyhisselam bu fakir hayatı sürmezse, yani zenginlik ve şatafat içerisinde bir hayat sürerse, dünyadaki insanların tüm yaşamı anlayamaz. Bir nebze anlamış duruma gelebilir ama yani o süreçler içerisinde o paranın verdiği veyahut o zenginliğin verdiği durumlar içerisinde farklı durumlar yaşayabilir. O yüzden Allah-u Teala onun anlayabileceği durumlar içerisinde ne çok aşırı derecede fakir ne de çok zengin bir şekilde orta derecede bir Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görevlendirmiş. Mehdi Aleyhisselam'ı anlamak için olayları iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Mehdi Aleyhisselam Allah-u Teala'dan emri aldıktan sonra, emanetlerini aldıktan sonra bu dünya süreci içerisinde ona vaat edilen hazineleri de çıkartacak. Öncelikle bunu anlatmadan önce bir konuya temas etmek istiyorum. Bakın, şu anda birçok kişi ebced hesapları yapıyor. Veyahut da hicri, miladi takvimler durumları içerisinde. Bu da çok önemli bir konu. Bazı kimseler daha Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesine 500 yıl var diyoruz. Bazı insanlar 130 yıl var diyorlar. Bazı insanlar 65 yıl var diyorlar. Şimdi biz burada hesaplama yapan kişilere bir şey söylemiyoruz. Sadece etraflarına şöyle bir bakmalarını istiyoruz. Bütün dünya genelinde ve yaşadığımız coğrafya içerisinde ne görüyoruz? Bir Mehdi gereksinimi var mı, yok? Şimdi bu zamanı ayarlamışlar. Bu zamanı hesaplamalarını yapıyorlar. Ama Mehdi Aleyhisselam'ı çıkartacak da bir zamanın hakimi var, değil mi? Yani bizler bu hesaplamaları sadece kamuoyuyla insanlar kendi aralarında paylaşıyor. Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyen insanlar da ne yapıyor? Bu paylaşımları dinliyor. Aa diyor, 65 yıl varmış, 135 yıl varmış, 500 yıl varmış, benim o zaman kemiklerim de kalmaz diyor. Ben Mehdi Aleyhisselam'ı görmek istiyorum. İşte bu süreç içerisinde geçmişte Mehdi Aleyhisselam durumu çok fazla anlatılmıyordu. Şu andaki gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya aracılığıyla bu hızlandı. İşte bu hızlanmanın nedeni dünyada gelişen olayları tekabül etmesi. Ve bunun
zamanını anlık olarak ortaya çıkartacak Allah-u Teala'dan başkası değil. Çünkü hesabı sahibi hesabı oluşturacak. Yani insanların ebced veyahut da zaman kronolojisi içerisinde yapmış olduğu hesaplamaların içerisinde Allah-u Teala'nın da bir hesabın olduğunu asla unutmayalım. Mevt Aleyhisselam ansızın çıkabilir. Şimdi tekrar Hazreti Mehdi konusuna dönmek gerekirse, Mehdi Aleyhisselam zengin olması gerekiyor. Yani kendisine bırakılan metafizik alemler ve rahmani varlıklar tarafından muhafaza edilen hazineleri çıkartmak zorundadır. Şimdi burada şunun altını çizerek söylemek gerekiyor. Mehdi Aleyhisselam siyasetle ilgilenmez. Mehdi Aleyhisselam ekonomilerle ilgilenmez. Enflasyonla ilgilenmez. Mehdi Aleyhisselam askeri birliklerle ilgilenmez. Ya birçok yerde bunları duyuyorsunuz. Aslında bütün dünyada kapsamlı olarak Hazreti Mehdi'yi ilgilendiren durumları ellerinin bir kenarıyla itiyordur. Dünyada Avrupa Birliği denen sistem şu anda Avrupa Birliği'nden çıkmış veyahut da Avrupa Birliği'nin üstündeki insanların bilmediği o sistemler, yani deccaliyet, şeytani ve süfyani sistemler siyasetle bütün dünyadaki liderleri idare ediyor dedik. Bundan önceki sohbetlerde anlattık. Görsellerde ve açıklamalarda. Şimdi bunu neden yapıyorlar? Çünkü siyasi liderler yönetimleriyle birlikte, halkın özgür iradesiyle birlikte, kullandığı oyla birlikte bazı ülkelerde 360 milyon nüfusu idare ediyor. Bazı ülkelerde 20 milyon. Bazı ülkelerde 100 milyon. Bazı ülkelerde işte gördüğünüz gibi 86 milyon yaşadığımız coğrafyadaki kıtaları idare ediyorlar. Dışişleri, içişleri derken ekonomiler, finans durumları, borsalar, bankalar derken bütün yönetimi ele almış tek bir kişi tarafından Türkiye Cumhuriyeti yönetilen bir sistemin içindeyiz. Yani bir kişinin siyasi durum içerisinde halkın özgürlüğüyle birlikte neler yaptığını anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi koskoca bir halife Allah-u Teala tarafından seçilmiş Hazreti Mehdi, yani çıkıp da meydana şeriatı getireceğim, hırsızlık yapan veya şunu yapan kellesi gider, kolu gider, bacağı gider, İşte birçok şeyi değiştireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyen bir Hazreti Mehdi bekliyorlarsa boşuna bekliyor bu insanlar. Hazreti Mehdi adına sen nasıl konuşabiliyorsun diyor biliyor bazı insanlar. Ya kardeşim düşünsenize biraz. Mantık yürütün. Hazreti Mehdi şeriatı getirmek için gelmiyor ki. Tövbe aşağı Kur'an-ı Kerim'i değiştirmek için gelmiyor ki. Peygamber Efendimiz'in sünnetini tövbe aşağı kaldırmak için gelmiyor ki. Yeni bir din getirmek için gelmiyor ki. Bir peygamber olarak gelmiyor ki. Hazreti Mehdi Aleyhisselam işte alimler gelecekmiş, sen Mehdi'sin diyeceklermiş. O da kabul etmeyecekmiş. Sonra ben Mehdi değilim diyecekmiş, kaçacakmış. Ya şimdi Mehdi Aleyhisselam eğer böyle kendini Mehdi olarak görüyorsa Allah-u Teala'ya sorar. Allah-u Teala da ona gereken cevabı zaten verir. Mehdi Aleyhisselam'ın insanlardan kaçsa dahi, alimlerden kaçsa dahi bütün dünyada kaçabileceği bir yer var mı? Soruyor musun? Yok ki. Mehdi o göreve seçildiyse o görevi yapacak. O görevle mükellef. Ama imkanların Allah-u Teala'nın verdiği ölçülerde hepsini gerçekleştirecek. Şimdi Mehdi Aleyhisselam'ın birinci görevi siyasi durumlar içerisinde konuşma, yani bütün dünyaya seslenmeyi gerçekleştirmesi gerekiyor. İkincisi askeri yönden, stratejik yönden bir ordusunun olması gerekiyor. Üçüncüsü finansları ve ekonomileri, yani dünyayı yöneten sistemlerden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bunun altını çizerek söylüyor, daha zengin olması gerekir. Bir düşün. Bütün dünyadaki insanları kontrol altına alabilmek için şu anda
şeytani ve deccali sistemler ne yapıyor? Siyasi rejimi elde etmiş. Dinin içini boşaltmış, insanların beynini karıştırmış, sosyal medya aracılığıyla bitirmiş. Siyasi liderleri ele almış, ekonomileri, finansları, askeri durumların hepsini şu andaki cemaatler adında istisna hariç birçok dünyaya yardım yapan insanları ne yapmış? Diniyle birlikte satın alarak ülkelerde darbeler gerçekleştiriyor. Bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Birçok ülkede meydana gelen darbelerin esas sebebi şeytani sistemlerdir. Öyleyse hiçbir yerde duymadığınız bu cümleleri biz söylemek zorundayız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam siyasi birisi olması gerekiyor. Yani bir halife olarak ama çıkıp asacağım, keseceğim, biçeceğim, savaşacağım, yok edeceğim. Böyle bir Mehdi değil. İkincisi, ekonomik, finansal olarak güçlü olması gerekiyor. Parasının olması gerekiyor yani. O gariban Mehdi var ya, yetişmiş, emri almış Mehdi'nin yerin altındaki bütün hazinelerle birlikte insanlar etrafında toplaması için bir finansal paraya ihtiyacı var. Aynı zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'nın verdiği ilimler doğrultusunda farklı ilimlere de ihtiyacı var. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ordusunu oluşturabilmek için, yani bir noktada ordusunu oluşturup para, finansman, söz sahibi, siyasi bir yönden konuşmacı bir halife olduğunu, peygamber olmadığını söyleyebilmesi için bu imkanlara donanım sahibi olması gerekir. Düşündüğünüz zaman zaten siz de bunu hak vereceksiniz veya hak vermeyeceksiniz. O yüzden kendini Mehdi ilan eden, yani şu son 3 yıl içerisinde yüzlerce kendini Mehdi ilan eden sevgili kardeşlerime şunu sormam gerekir. 50 kat trilyon dolar param varsa, bütün alametler de üstündeyse buyur Mehdi'liğe çık. Ordunu kur. Siyasi olarak seçil. Ondan sonra kabileni oluştur. Ben halifeyim de. Ondan sonra bütün dünyada dünyayı yöneten sistemlere sizden 10 kat, 100 kat daha param var de. Ondan sonra askeri otoriteni de oluştur. İlmim de var de. Ondan sonra çık meydana herkes. Sevinsin ya. Bunlar yoksa titanyuma söverler, sayarlar. Ulan ben Mehdi'yim. Kaba insan, yobaz insan, titanyumuş ya. Biz Mehdi'yiz. Sen ne konuşuyorsun? Ben Mehdi'yim. Avare gibi gezer dökerler ya. Doğru söyler adamı. Kızarlar. Yazarlar, çizerler, kaba derler. Ben kaba bir insan falan değilim kardeşim. Oturduğum zaman gırgır, muhabbet, gerektiği yerde ciddi olduğumu yani sohbetin başında söylüyorum. Ama bu sohbetlerde ben ciddi olmak zorundayım. Çünkü biz burada dalga geçmiyoruz. Mehdi anlatıyoruz, Mehdi Aleyhisselam. 65 yıl sonra, 500 yıl sonra, 130 yıl sonra gelecek Mehdi'den bahsetmiyoruz. An Allah-u Teala'dan emri alıp çıkabilecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Bunu zamanla Allah-u Teala belirler diyor. O zaman bu kronoloji içerisinde kendini Mehdi ilan edenler varsa bize sövmeye devam etsinler. O Mehdi adayları. Kızmaya devam etsinler, hakaret etmeye devam etsinler. Ben diyorum ki en düşük para 50 trilyon doların varsa buyur Mehdi'lik. Makam senin hadi. İlmin varsa, Allah-u Teala'dan emir aldıysan çık meydana da düzelt şu dünyayı. Demek gerekir. Ben burada kızmıyorum bakın, hiddetlenmiyorum. Ve ben Mehdi'yim diye çıkan kimseye bir kıskançlık veyahut da böyle bir işte birçok kanallar izleniyor benim falan. Benim böyle problemlerim yok. Ben bir günde 13 bin, 15 bin insana değişik videolarıma seslenen birisi. Ya ben zaten o kitleyi yakalamışım. 5 tane ülkede izlenme rekoru kırıyorum ben şu anda yurt dışında. Titan Müşra kanalı. Ya bu insanlar boşa dinlemiyor ya. Yurt dışında boşu boşuna dinlemiyor bu insanlar. Ve Titan Müşra aboneliğinden bu insanlar izliyor.
Ya böyle arabalardan falan değil. An an paylaşılan videoları insanlar izliyor. O yüzden benim yani şanla şöhretle bir işim yok. Ben Allah rızası için yaptığımı söylüyorum. O yüzden Mehdi Aleyhisselam'ın bakın neler yapacağını, icraatlarının neler olacağını yanlamak gerekiyor. Yani Mehdi Aleyhisselam Allah-u Teala'ya sorar. Yani seçilmişse, yani imkanlar verildiyse, yani çıkacağı zaman Allah-u Teala'dan bekliyorsa, yani birçok insan Mehdi'yim demeye devam etsin. Yani peygamber olduğunu iddia eden insanlar var. Seçilmiş olduğunu iddia eden insanlar var. Tamam seçilebilirsin. Eyvallah saygı duymak gerekiyor. Ama bakın az önce benim söylediğim de çok mantıklı. Siyasi bir otoriten olması lazım. Askeri bir gücün olması lazım. Ve komutanlık vasfı olman lazım. Yani taktik ve strateji uzmanı olman gerekiyor. Yani Mehdi Aleyhisselam taktik ve strateji uzmanı olması gerekiyor. Ve etrafındaki yardımcılar da öyle. Yani bugün bir emir verdiği zaman, emri yerine getiremediği zaman bir insan bilerek yani ihanete uğrayan bir Hazreti Mehdi varsa onun cezasını verebilecek kabiliyette bir Hazreti Mehdi olması gerekiyor. Başkaları gibi böyle yani onu ezmek, büzmek, parçalamak, yakmak, kolunu bacağını kırmak falan değil yani. O yüzden yani bizler bu süreçler içerisinde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hazreti Mehdi davasını anlatırken insanları böyle aydınlatıcı şekilde farklı örneklerle anlatmak gerekiyor. Biz şimdi şu anda bakıyoruz bu süreçler içerisinde Deccali bir fiil yani %80, %90 üzerinde faaliyet gösteriyor bütün dünyada. Gösteriyor yani şu anda. Şeytan zaten insanların yedeğine girmiş. Çıkmıyor yani. Devamlı şeytan yedeklerinde istisnalar hariç. Bu süreçler içerisinde yani Mehdi Aleyhisselam 65 yıl sonra gelir, 100 yıl sonra gelir, 500 yıl sonra gelir. Geçmiş olsun. Onu Allah-u Teala bilir. Ama biz şu dönem içerisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'dan emri alıp çıkacağına inancımız var. Ve her günde bekliyoruz. Bir sevinçli bir haber olsun diye. Ansızın çıktığı gün yani Hazreti Mehdi'nin zaten yani bu işler öyle asmayla, kesmeyle, biçmeyle falan. Yani şimdi şöyle dünyaya baktığımız zaman atom bombası yüksek miktarda var diğer ülkelerde. Yani bugün bir ateş çıksa insanlar atom bombalarıyla yani kendilerini yok etmek değil, dünyadaki bütün canlıları yok edebilecek derecede kimyasal ve atom bombalarına sahip. Ve dünya dışı varlıkların yani dünya dışı gezegenler, dünyadan farklı yaşam süren galaksiler içerisindekilere bundan şikayetçi. Yani biz dünya insanıyla tanışmak istiyoruz ama yani bu kitlesel silahlar yani nükleer başlıkları çıkartmaları gerekiyor diyorlar. Çünkü bize bir savaş açtıkları zaman bütün dünya içerisindeki canlılara ve insanlara zarar vermelerinden endişe ediyoruz diyorlar. Siz neden müdahale etmiyor dediğiniz zaman diyorlar ki yani bizim hani federasyon içerisinde bir yetkimiz olması gerekiyor, bir emir verilmesi gerekiyor. Dünya ne zaman bir tehlike içerisine girmiş olsa müdahale ediliyor. Bunları atmosfere giren asteroid taşlarından tutun da deprem veyahut da volkanik olaylar içerisinde denizde meydana gelen havasal olaylarda anlatmıştık. Müdahaleler oluyor. Ama izinler çerçevesinde. Yani şimdi dünya dışındaki yaşamı insanlar tam olarak bilmiyor. Ve Hazreti Mehdi davası içerisinde buna da yer vermek istiyor. Yani şu anda biz kablosuz elektriği mikromize yani insanlar içerisinde hiç kullanılmıyor desek yeridir. Ama kablosuz elektrik dünyada sonsuz bir enerji kullanması gerekiyor. Yani bizler şu petrol yakıtlarından, katı yakıtlardan çıkmamız gerekiyor. Elektrikli araba 50-60 yıl önce icat edilmiş. Hem de üstün derecede icat edilmiş ama
piyasaya sürülmüyor. Çünkü rant bütün dünyada petrolden veyahut da araba sektöründen, benzin, dizel araçlardan para kazanan, tonlar para kazanan insanlar var. Dünyayı yöneten sistemler var. Bunlar izin vermiyorlar. Yani dünya insanı birçok olaylardan mahrum durumda. İşte Hazreti Mehdi davası içerisinde, Hazreti Mehdi bu zenginlikler içerisinde yeni teknolojiler de getirecek. Dünya dışı yaşamın içerisinde, yani beton, demir diye bir şey kullanılmıyor. Her şey kristalize. Bakın, yani parmak kadar bir tel o gezegenlerin içerisinde kullanılmıyor. Yani ne telefonlarında, iletişim araçlarında, ne evlerinde, ne araçlarında. Yani bu parmak kadar bir tel parçası bile kullanılmıyor. Her şey kristal içerisinden ver alışveriş yapıyor. İnsanlara zarar vermedi. Ama bizim her yer dünyanın içerisinde fiber kablo ağ gibi yani. İnsanlar bu kablolardan geçen elektromanyetik dalgalarla yaşları küçülüyor, çocuklar eksik doğuyor, sakat doğuyor, birçok olaylara sebep oluyor. İnsanların beynine zarar veriyor, gelişim bozukluğu, hormonlarına zarar, yani insanı mahvediyor. Dünya dışı yaşamlarda hayatlar neden uzun? Çünkü suyu farklı şekilde kullanıyorlar, besinleri farklı şekilde kullanıyorlar. Yani bizim dünyadaki insanlar gibi obezite şekilde yeme değil de, yani onu farklı şekiller çevirmişler ve farklı bir teknolojiyle besin alıyorlar. İşte Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman insanlar bu yol mu yapmışlar? Bu yol farklı bir teknolojide sunacak. İşte hava, uçaklar farklı bir derecede sunum gerçekleştirmesi gerekiyor ilmiyle. İşte gemiler farklı bir sunumda farklı bir gemiler göstermesi gerekiyor. Arabalar, yakıtlar, enerjiler, sonsuz enerji. Mesela bazı gezegenlerde uzayın içerisinde meydana gelen o enerjiler alıp kendi dünyalarında kullanıyorlar. Ama bizim, bırakın yani şu andaki kullandığımız enerji tamamen ilkel ve yobaz bir şekilde insanların sömürüldüğü, yani yobaz insanlar tarafından sömürüldüğü bir enerjiyi kullanıyoruz biz. Resmen insanları sömürüyorlar yani. Tamamen ilkel yani. Yani nükleer enerji bile yani şu anda şu yüzyıl içerisinde ilkelin bir altında yer alıyor. Daha gelişmişleri gerekiyor insanlara. Yani dünya dışında 7 elementi bir araya getirerek, hem de öyle çok zor elementler değil, 7 elementi bir araya getirerek, yani nükleer enerjinin daha üstünde bir enerji kullanılıyor. Uzayın enerjisi kullanılıyor. Veyahut da uzaydaki o yıldızlardaki veya başka yaşam olmayan gezegenlerdeki enerjiler kullanılıyor. Oradaki o 7 element alınıp getiriliyor ve füzyonlar oluşturularak, yani bu Almanya'daki CERN deneyinde yaptıkları gibi Big Bang patlaması, yani tövbe aşağı tanrı parçacığı oluşturmaya çalışmıyorlar ama orada bir enerjiyi, sonsuz enerjiyi oluşturmuş ve oradaki yaşamı insanların kullanmış olduğu, yani dünya dışı yaşamı kullanmış olduğu farklı bir teknolojiyle onlar karşı karşıya. Zaman dediğimiz olay sıfır noktası. Sıfır. Zaman noktasında, yani bir noktadan bir noktaya ışınlanma durumu içerisinde zamanın durduğu ve sıfır noktasının işlediği bir süreç meydana geliyor. Ama bizde zaman sürekli işliyor. Allah-u Teala kainatı, yani bir dakika bile sürmeyen süre içerisinde yarattığını Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Bir dakika bile sürmemiş yani dünyanın oluşturulması, İçine yaşamın atılması, o yaşamın gelişmesi uzun süreler almış ama hepsi yerine yerleşmiş. Ne eksik ne fazla, orta dereceyi buldurmuş Allah-u Teala. O zaman bu insanların bu şekil yobazlar tarafından bütün teknolojilerden geri bırakılması, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelip yeniliklerle birlikte onların şu andaki
bizleri teknolojiden ve birçok durumlar içerisinde geri bırakmasının nedenlerini anlatması gerekiyor. O insanların kafasına yatması gerekiyor, aydınlatması gerekiyor. Bunu siyasi bir seslenişle yapması gerekiyor. Arkasından dini yönden bir halife sesleniş olması gerekiyor. Ve arkasında ordusu olması gerekiyor. Allah-u Teala'nın ordusu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olacak. Ama dünyada da bir etten kandan yani Mehdi Aleyhisselam'ı destekleyen bir ordu olması da şart. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la Allah-u Teala'nın gönderdiği orduları diğer insanları korkutup Hazreti Mehdi davasına, Hazreti Mehdi halifeliğine katılmasına engel olabilir. Dünyada bundan önceki bir önceki videoda, iki video önceki videoda anlatıyorum. Diyorum ki yani inançlılar ve inançsızlar topluluğu oluşmuş. Hangisi baskın düşüyor? İnançlılar. Çünkü Hristiyan alemine bakıyorsunuz yani 360 milyon nüfusu var. Veya Çin'e bakıyorsunuz hepsi bir şeye inanıyor yani bir yaratıcının olduğunu inanıyor. İnanç kesimi baskın düşüyor. Ama şeytani ve deccali sistemler inançların içini boşaltıyor. İnanan insanlar içini boşaltıyor. Yani aslında onlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceğine inanıyor. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Hristiyanlık alemi içerisinde geleceğine inanmayan insanı zaten Hristiyan olarak görmüyorlar. Yani onların inancı yok şey. Biz de şimdi diyebilir miyiz ya Müslümanlar içerisinde Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceğine inanmıyorsan o zaman ben seni Müslüman olarak göremem diyebilir misin? Diyemez. Çünkü orada bir şart var. Dinde zorlama yok. Kelime-i şehadet getiren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve elçisidir diyen her insan Müslüman mıyım? Ve Allah-u Teala'nın yoluna girmiş oluyor. Ve tövbesi kabul olur mu olmaz mı Allah-u Teala bilir. O yüzden bizler kardeşlerim bu süreçler içerisinde Mehdi Aleyhisselam'ın davasını ve çıkacak olan Mehdi Aleyhisselam'ın neler yapabileceğini yani iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kimse bu dava içerisinde yani kimsenin birbirinden bir üstünlüğü yok. Ben bu sohbeti yani fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü insanlar bu engamenin içerisinde yoğunlar. Zaman bulamayabilirler. Böyle ara ara yani bu 19 Ocak'ta 19 biliyorsunuz bizler için önemli. Bunlar da birçok kardeşimiz dile getiriyor. Ama 2019'da başladım ben. 19'larda nedense içimde bir coşku oluyor, şevk oluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenlerden olduğumuz için, onun ordusuna katılmak için sabırsızla bekliyorsunuz sizler de, bizler de, hepimiz de. O yüzden bu süreçler içerisinde karşınızda kaba saba bir insan yok. Yani bunu bir kişi söyledi, yazdı falan diye demiyorum bak. Birçok kişi yani abonelikten çıkıyor, işte bu dinlenir mi, ne dinleyeceğim? Ya dinlemeyebilirsin. Ama bir insan böyle videoda konuştuğu gibi değil yani. Yani yeni yeni bir çocukla biz saatlerce 200 saat oynadığımız olur. Abi bir arkadaşımıza gideriz onun çocuğuyla 200 saat oynadığımız olur. Çocuk gibi yani. Bir yaşlıyla oturup yani sohbet edebiliriz, şakalaşabiliriz. Yani böyle sadece bu dava içerisindeki sohbette ciddi olmak gerekiyor. Çünkü biz ciddi olmazsak karşı taraftaki kitle öyle değil. Kaptırmış kendini ya işte Mehdi gelmeyecek ne saçmalayıp döküyorsunuz ne konuşuyorsunuz işte öyle bir şey yok siz kendinizi avutuyorsunuz. İyi o zaman o emanetleri başkası alacak. Yani yer altındaki hazineler öyle bekleyecek kıyamet yani yeryüzüne gökyüzü birbirine girecek. Onlar da öyle orada süs için duruyor. Ya şöyle biraz bir düşünelim ya. Deccaliyet ordusunu kurmuş bütün dünyaya setleri yıkmaya çalışıyor. İnsanları paramparça etmeye çalışıyor. Dünya nüfusunun yarısını tehdit ediyor. En çok da yani Afrika ülkelerinde veya birçok ülkelerde ayağında ayakkabı olmayan insanları gördüğüm zaman ciğerleri parçalanıyor.
Ya Mehdi Aleyhisselam çıksa da, hazineleri çıkarsa da şu insanlara ya altın dağılacak diyorlar. Biriler anlatıyor. Ya neden altın dağılsın Hazreti Mehdi? Güçse güç diyecek. Yani sen deccaliye sistemimiz. Dünyayı mı yönetiyor? Ne kadar param var? 50 trilyon dolarım var. Ya diyecek ki o da benim 100 trilyon dolarım var. 300 trilyon dolarım var. 500 trilyon dolarım var. Gücü yeterli diyecek yani. Senin ne kadar altın rezervin var diyecek. O da diyecek işte benim 1000 ton altın rezervim var. Ya benim 10 bin ton var diyecek. Al sana altın. Kamyondan da yiyecek. Bak 10 bin ton, 20 bin ton, 30 bin ton benim altınım var diyecek. Gücü yeter edecek. Altını gören insanlar akın akın tabii ki Hazreti Mehdi'ye koşacak ya. Sen gerçekten bir Allah'ın seçtiği bir Mehdi'sin diyecek yani. Ben senin dinine gireyim diyecek. Beni sömürdüler, canım çok yandı diyecek. Canımı çok yaktılar Mehdi diyecek yani. Bu insanlar. Mehdi canımız çok yandı diyecek yani. İktidarlar, yönetim sistemleri, milletvekiller. Yani herkesi şikayet edecek bu insanlar. Bütün dünyada. Mehdi'ye şikayet edecekler. Çünkü Mehdi'ye şikayet etmek demek, Allah-u Teala hepsini biliyor. Mehdi'ye şikayet etmek demek, onu seçtiği için Allah-u Teala'ya şikayet etmek olacak. Ve Mehdi adaletli bir şekilde bütün olaylara hakim olacak. Siyasi yönden, askeri yönden, rejim yönünden, parasal yönden. Yani öyle adamın para birimini bir günde silecek Mehdi Aleyhisselam. Dolar mı silecek, kendi parasını bastıracak ya. Kendi resmi falan değil, yanlış anlamayın. Halifeliğin mührünü vurduracak ya. Osmanlı döneminde nasıl olmuş, dört büyük halifede nasıl meydana gelmiş birçok mühürler. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı çift kılıcıyla tanıyoruz değil mi? Mehdi Aleyhisselam da bütün dünyaya, gelecek nesillere bir mührünü vuracak yani. Ben bunları canı gönülden görüyorum, hissediyorum yani. Mehdi Aleyhisselam'ın niye parası olmasın ya? Eritir altını, basar parayı. Alın der. Benim de para birimim var. Herkes bana yatırsın der. Ben Allah'ın halifesiyim der. Hadi. İlmim de bu der yani. Her türlü de gelin karşınıza ilmimi kanıtlarım der. Ne olacak? Çünkü hep bir üstünlük var. Allah-u Teala'nın verdiği ilimler de olsa Allah'ın. Hep bir üstünlük var. Diyecek ki siz bunu mu yaptınız? Ben bunu yapıyorum. Siz şunu mu yaptınız? Ben bunu daha üstünü yapıyorum. Siz uzaya gitmeye mi çalışıyorsunuz? Ya ben galaksinin bir ucuna gidiyorum diyecek. Zamanı sıfır noktasında gidiyorum diyecek. Ne yapacaklar ben size soruyorum. Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi karşısında ne yapacaklar? Hazineleri karşısında ne yapacaklar? Konuşmasından yani böyle dik konuşmasından, Elif gibi dümdüz konuşmasından, elini şahadete kaldırmasından, sizi asmayacağım, kesmeyeceğim, Kur'an-ı Kerim'i kaldırmayacağım, ondan sonra Peygamber'in sünneti kalacak, her şey kalacak, ben ilerleyeceğim. Allah-u Teala'nın kitabında ilerleyeceğim. Resulullah'ın sünnetinde ilerleyecek. Peşimden gelen gelsin diyecek. A para, A finansman, A kurbazı, ne diyorsanız. Ama ben yeniliklerle geldim diyecek. İşte altın çağı bu olacak. Altın çağı deyince herkes herhalde altın içinde yüzeceğiz falan sanıyorlar yani. Dünyanın ne kadar altın rezervi olduğu belli. Yer üstü de belli, yer altı da belli. Yani Hazreti Mehdi'nin hazinelerini daha nerede olduğunu bilmiyorlar. Ama biz tarafından Hazreti Mehdi'nin ne kadar bir bırakılan emanet olduğu, yani miras bırakılan hazinelerin ne kadar olduğu 3 aşağı 5 yukarı belli. Bunlar gün yüzüne çıktığı zaman dünya rezervinin üstünde olan, toprağın üstünde, yani dünyayı yöneten sistemler Türkiye'de veya dünyanın birçok yerinde olan ülkelerdeki altınlar hepsini, Hazreti Mehdi'nin hazinelerini, hazinesi, onların hepsini yutabilecek güçte ya. Sultan Süleyman'ın hazineleri, Hazreti Süleyman'ın hazineleri nerede? Çıktı mı yani? Dünyanın en zengin, yani hükümdarların hazineleri nerede? Onlardan alınan hazineleri nereye aktarıldı? Bunlar daha gün yüzüne çıkmadı. Daha çok şeyler var insanların bilmediği. O yüzden yani bunları aklı selim bir şekilde düşündüğünüz zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yeni bilgiler olduğunu anlayacaksınız. Tek tek böyle dinlediğiniz zaman, analiz ettiğiniz zaman ya diyeceksiniz ki yani bunlar olabilir. Çünkü bunların olmama şansı yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Mantığa yatan şeyler ve Allah-u Teala'nın
şüphesiz bizden iyi bilendir. Allah-u Teala'nın hükmü neyse o gerçekleşir. İnşallah yanlış düşünüyoruz diyemiyoruz. Çünkü doğru düşünmek zorundayız. Çünkü karşımızda bir deccaliyet var, şeytani sistem var. Dünya yöneten bir sistem var. Karşısında durmamız gerekiyor. Ve takır takır konuşmamız gerekiyor. Ama deccaliyet ve şeytani sistemler tarafından bizler çok saldırıyoruz. Ya samimi söylüyorum, çok vuruyoruz. Her yönde. Yani harp silahlarıyla bile. Yani birçok elektromanyetik dalgalarla bile. Allah'a çok şükür. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a deccaliyet, Mehdi Aleyhisselam şu anda mesela eğer varlığını hissettikleri anda böyle saldırıyor. Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları bu davada hizmet ediyorsa, doğruyu konuşuyorsa onlar da saldırıyor. Diyorlar ki yani Mehdi çıktığı zaman bunlar da çıkacak. Bunları susturalım ki Mehdi korksun. Mehdi'nin korkmadığını da biliyorlar ama diyorlar ki en azından Mehdi hizmeden bu insanları susturalım. Ve şu yayın kaç sefer saldırıyor. Kaç sefer yayının, yani videoyu ben erken atıyorum. Bekletiyorlar. Bir saat bekliyor. İki saat bekliyor. Bekletiyorlar yani. Ve sizin için özel hazırlanmış videoları başka insanların çatır çatır yayın yapıyorlar. Müsaade ediyorlar. Ama bizim videomuza geldiği zaman işte tahmin ettiğiniz gibi birçok YouTuber kardeşimizin başına gelen bizim başımıza da geliyor. Telif yiyoruz. Telif hakkı yiyoruz. Ya kardeşim ben bu kanaldan para kazanmıyorum diyorum. Telif varsa telif hakkımı veriyorum. Yani o bana vermiyorsa da alsın diyorum. Yani benim kanalımdan izlenmeden para kazansın. Varsın o para kazansın diyorum yani. Bunu da kabul ettiğim halde videomu yayına sürmüyorlar. Diyorum ki yani onlar madem onların kullandığı bir manzara, resim, bir şey, tamam diyorum ya, benim kanalımda izleyen kardeşlerim telif hakkımı veriyor. Verdiyse ben ona veriyorum diyor, kullansın. Yok. Yani anlatmaya çalıştığım bir şekilde engelleniyoruz ya. O yüzden ben görsellerden mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü görseller birçok konularda etkili oluyor ve telif yiyor yani. O yüzden sesli video yapmak bazılara göre kaba saba da olsa ya bir şekilde gerçeği, hakikati insanlara anlatıyoruz. Kapabilenler kapıyor. Kapamayanlar da yani davul, zurna, saz olayı biliyorsunuz bir atasözü. Anlayana işte sohbet. Anlamayana davul, zurna, saz de ne yapsan faydasız. Yani 2017'de bir müzik çıkmış. Adem ile Havva'ya bilmem işte bir peygamber, ilk peygamberimize laf söyledilerdi. Bütün dünyada, Türkiye'de hocalar vıdır 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 konuşuyor. Ya peygamber efendimize çatır çatır hakaret ediliyor, Atatürk'e küfür ediliyor. Allah'a, tövbe aşağı, kitabına küfür ediliyor. Bu kadar tepki göstermiyoruz, tutmuşlar şimdi bir sanatçıyla uğraşıp döküyorlar. Yani 2017'den bu tarafa 5 sene olmuş ya. 5 senedir neredesiniz? Bu grip çıkmış yani. Yayınlanıyordum. Kaç sefer söyleyeyim diyordum yani. 2000 yıllarında, yani 2021 yıllarında falan söyleyeyim diyordum. Unutuyordum. Ha bu çoktan beri var yani. Maksat ortalığı karıştırmak. Başka bir şey değil yani. Deccaliyet, şeytani sistemleri, her şey titanyum, deccale şey. Ya deccalin, şeytani sistemleri, süsyanın yediğiniz ekmeğin içinde diyorum, içinde. Çalıştığınız ortamda, ATM'ye kartınızı soktuğunuz ATM'nin içinde, girdiğiniz bankada, markette, her yerde, ya her yerde izliyorlar. Evinizde. Hiçbir şeyin yiyeceği, içileceği kalmadı. Her şey üç kağıt dalaver olmuş. Ve üç kağıtçılıkta bir numara olmuş Türkiye. Dolandırıcılıkta bir numara olmuş. Yani nereye doğru gidiyoruz? Daha 50-60 yıl var, 120 yıl var, 500 yıl, yok 1000 yıl var. 1000 yıl daha insanlar beklesin. Yani kandırılma, dünyayı sömürme,
Yeni pandemiler çıksın, susuz insanlar ölsün, hayatını dört dörtlük, yani dirsek çürütmüş, üniversite okumuş, bir iş, kariyer, ev, çoluk çocuk yapmış insanlar hepsi tepe taklak oldu ya. Ya çocuklar öldü, ya eşi öldü, ya hayatı zindan oldu. Yani bu insanlara yazık değil mi? Şu soğukta insanlar sıkıntı çekiyor ya. Ne demek 130 milyon, 25 milyonluk bir kömürün, yani 25 kiloluk bir kömürün 130 milyon olması demek, ne demek ya? Odun falan insanlar alamıyor, doğalgaz yakamıyor. Elektriğe %50 zam, doğalgaza zam, ya bu insanlar yakamıyor. Ne yapacak kardeş, verdin makarna yemekle olmuyor. Yani Türkiye nüfusunu çoğaltalım diyoruz. Nüfusumuz çoğalsın. Bir süt 15 lira olmuş ya, bir litre süt. 8,5'a satılan da var, 6 milyona satılan da var, ama nasıl süt? Kalite yok. Su ya. O yüzden bu insanlar, yani anlatacağımız o kadar çok şeyler var ki yani. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili başladık. Mehdi Aleyhisselam'la da ilgili inşallah sohbetimize son verelim. Çünkü bakın, bu süreçler içerisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması an meselesi. Herkes aklını başına alsın. Yani hakikatin yolundan gitmek gerekiyor. Resulullah'ın sünnetini takip etmek gerekiyor. Allah-u Teala'dan korkmak gerekiyor. Ve kitabına saygılı olmak gerekiyor. Ve kitabın içinde ne yazanlara iyi bakmak gerekiyor. Yani bir kulağın bir tarafından girip bir tarafından çıkmamalı. Yani şu çekememez ya haseti. Ya bu benden iyi yan yapıyor, benden iyi. Ya kardeşim, en güzelini yapan Allah rızası için yapıyor. Yani Allah rızası için yapılan insanların yani yayın akışına müdahale etmeyin. Bakın çarpılırsınız yani. Allah-u Teala tarafından çarpılırsınız. Buna dikkat edin. Yani birçok platform hep sosyal medya üzerinden kendi ceplerine çalışıyorlar. İzlediğiniz her şeyden kendi ceplerine çalışıyorlar ya. Ticari para kazan. Ya kardeşim kazansın. Ama yani şu anda birçok alim, ulema, hoca istihzara çıkıp yani yayın yapıyorlar. Ya gece habersiz karısın yanından kalkıyor, telefonu takip ediyor. Kaç izlenme olmuş? Kaç kişi izlemiş? Kaç dolar bana para ödemiş YouTube? Ya bu kadar saçmalık olmaz kardeşim. Bu kadar hasta olma. Yani ben izleneliyim diye kendinizi böyle yani dininizi onu bunu yani satmaya gerek yok. Bak biraz ağır konuşuyorum. Ama satıcı olmayın yani. Yapıcı olun. Satışa gelmeyin ve adam akıllı sohbetleri dinlemeye çalış. Abidik gübidik dediğim zaman bana kızıyorlar. Kabasın diyor. Varsın ben kaba olayım. Her kabalığın bir yumuşaklığı vardır. Ama bu davada değil. Bu dava sert bir dava. Rüzgarlı, hayat çok acımasız. Bir dil konuşuyor insan. Deccaliye bir sille bir sefer vuruyor. Ben bunlardan geçtim. Çok geçtim. Çok acımasızlar, çok. Ama ben acımasız değilim. Allah bana merhamet vermiş. Ben herkese, onlara da dua ediyorum. Yani şeytani sistemlerin hizmetinde olan insanlara dua ediyorum. Allah ıslah etsin diyorum. Doğru yolu bulsunlar diyorum yani. Çünkü benim kalbim kötülüğü kaldırmıyor. Hepimizin kalbi bir elmas gibi olması lazım. Bir pırlanta gibi olması lazım. Madem dünyada en değerli bunlar, bir yakut olması lazım. Ama insanlık kömür karasını tercih ediyor. Kömür de ne yapar? Cehennemde yanar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Tüm bu kadri duygular içerisinde hepinize tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Umarım aydınlatıcı bir sohbet olmuştur. Başka insanlar gibi sohbetlerimizin devamı için beğenileri tıklayın, abone olun falan ben demeyeceğim. Çünkü böyle bir şey demedim ve şimdiden sonra da demeyeceğim. O yüzden Allah rızası için hizmet eden insanlara, çevrenizdeki insanlara yayın, dinlesinler, onlar da sebeplensinler, size dua etsin. Bizler vesile, sizler de vesile olun. Hazreti Mehdi de vesile olacak inşallah.
Tüm bu duygular içerisinde küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Malum havalarda soğuk, üşütüyoruz. Yani dışarısı da soğuk. Tek başımız olduğumuzu söyledik, her şey bize bakıyor. Yani vakit buldukça böyle Hazreti Mehdi ile ilgili anlatımlara devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala yapacağınız duaları dergâh izzetinden kabul etsin. Allah-u Teala hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, hanelerinde sıkıntısı olan insanların hanelerine huzur, bereket, sağlık, ihsanla bulunsun inşallah. Allah-u Teala'dan ümit kesilmez. Hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Biat Allah içindir.